Evet arkadaşlar, Practice Test 2'yi de çözdüysek hemen cevaplarını bir beraberce konuşalım. Hemen birinci soru az önce çok altını çizdiğim bir şey üzerine yine. Kevin'i çok sık bir şekilde görüyorum ve onunla konuşuyorum. Esasında haddi zatında aslına bakarsan daha iki gün önce onunla konuştum demek için yine vurgu yapmak, zoom yapmak, detay vermek ve vurgu yapmak için As a matter of fact kullanılmış tekrar ediyorum. As a matter of fact, indeed, in fact vurgu için kullanılır. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Diğerleri anlamsal olarak olmuyor zaten. İkinci soru diyor ki, komiteyi ikna etmek için daha sıkı uğraşabilirdim. Bunu e, itiraf ediyorum. Bakın, itiraf ediyorum ki komiteyi ikna etmek için daha sıkı uğraşabilirdim. Fakat boşluktan sonra bakın. Bütün bu eleştirinin adil olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bak bir taraftan kendini suçlu görüyor. Yani kabul ediyorum. Çok fazla uğraşmadım diyor. Bütün bu eleştiri adil değil diyor. Burada çok net bir şekilde bir zıtlık var arkadaşlar. Uğraşabilirdim evet ama yine de bütün bu eleştiriler bu kadarı da adil değil diyeceksiniz. O yüzden cevabımız still yine de demek bu değil mi? Burada çok güzel e, akademik kelimeler var. Birincisi admit. Admit bunu artık lütfen bilelim. Yani kursumuzun da sonları artık bu kelime çok kıymetli. Admit itiraf etmek değil mi? Bir diğer kelimemiz burada convince kelimesi ikna etmek, bu da bir verb, değil mi? Convince, ikna etmek, eşittir. Neydi? Persuade, bu da ikna etmek anlamına geliyordu. Ve fair, fair kelimesi, sıfat da. Ve daha önce geçmiş olan bir kelimemiz vardı. Bununla eş anlamlı garip bir kelimeydi. Just. Adil. Adaletli. Değil mi? Ve burada fair belki artık biliyoruzdur ama just'ı hala öğrenmemiş olan arkadaşlarımız vardır. Adil, adaletli demek just. Adjective olarak kullanıldığında. Hemen devam ediyorum. Bakınız. Şimdi üçüncü soruda e Fruit and Vegetables hakkında olumsuz bir şey söylemiş. Pahalı hale geliyorlar diyor. Aynı zamanda bulmak da zorlaşıyor, bulmak da zorlaşıyor. İki tane olumsuz ifade var burada değil mi? Burada anlamsal olarak gittiğiniz zaman, anlamsal olarak burada oturan sadece ve sadece Not Only But Also var. Sadece pahalı hale gelmiyorlar. Aynı zamanda e, bulmak da onları zorlaşıyor. Şimdi bakın but burada also burada oluyor mu? Oluyor. Bu tür kullanımlar var. Bunda en ufak bir sıkıntı yok. But they are also becoming. Hatta also'yu tamamen atılan yerler de var. Yani direkt not only but şeklinde. Mesela not only but diyor, as well diyor, to diyor. Yani bu tür burada bir miktar açıkçası esnekliğimiz var. Ee, anlamsal olarak sadece ve sadece bu oturuyor diyebiliriz. Bakıyorum zor bir akademik kelimemiz yok. Hemen devam edeceğim o yüzden. Özellik o, o, bölgede yaşayan, bakın o specific area'da yaşayan kişiler kendi sigortalarını almalılar, almak zorundalar. Ben burada şu değil de have to deseymişim daha güzel bir soru olacakmış. Az önce bakarken fark ettim ben de bunu. People who live in that specific area have to buy their own insurance. Ya da should fark etmez. Kendi sigortalarını almak zorundalar. Bakın boşluktan sonra ne diyor? Orada asla yaşayamazlar. Orada katiyen yaşayamazlar diyor. Burada direkt hani bir şey çizeceksin. Abı altından sopa gösteriyor aslında. Korkutma var burada. Aksi takdirde diğer şekilde orada yaşayamazlar diyeceksin aksi takdirde demek için or else demen gerekiyordu. Bunun neş anlamlısı neydi? Otherwise. Otherwise aksi takdirde orada yaşayamazlar. Burada güzel akademik kelimemiz e, insurance kelimesi vardı, değil mi? Insure garantilemek sigortalamak, garanti etmek anlamına da geliyor ve aslında o kullanımı daha yaygındır. Ama zaten sigorta ne yapar? Bir şeyi garanti altına alır. O yüzden hani onlar zaten birbirini dışlayan anlamlar değil. Insurance da sigorta ve garanti anlamlarında kullanılabilir. Evet. Hemen devam ediyorum. Çok güzel bir soru bu. Bakın. Oyunun heyecan verici olduğunu hiç söylemedim. Ağzımdan hiç böyle bir şey çıkmadı o kadar sıkıcıydı ki bakın o kadar sıkıcıydı ki yarısında uyuyakaldım. Ya burada aslında yine vurgu da yapıyor değil mi? Hani indeed, in fact burada olurdu ama şıklarda yok öyle bir şey. O zaman bakıyorsun oyunun heyecan verici olduğunu söylemedim. Aksine zıttına o kadar sıkıcıydı ki uyuyakaldım. Aslında bu iki cümle bakın oyunun heyecan verici olduğunu söylemedim ve o kadar sıkıcıydı ki birbirine tamamen eş cümleler. Eş anlamlı cümleler. On the contrary negatif cümle ve pozitif cümle kullanarak birbirine eş anlamlı ifade verir. O yüzden aksine, zıddına kullanıyorsun burada fakat sonuçta aynı şeyi söylüyorsun. Zor bir kelime var mı burada? Yok gibi gözüküyor. Evet, o yüzden cevabımız Edirne olacak. Diğerleri anlamsal olarak olmuyor. Yani belki accordingly diyenler olmuştur. Benzer şekilde buna uygun şekilde falan ama bunlar bu olmaz yani. Evet, 6. sorunun yine yapısına çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Yani burada bir zıtlık var. Tamam. Yani sinirlensek de, öfkelensek de her zaman için öfkemizi diğerlerinden almamızı engelleyen bir şeyler vardır. Tamam burada bir zıtlık var. O yüzden while'ı düşünebiliriz belki. Değil mi? Ee, fakat işte burada yapıya dikkat ettiğiniz zaman şurada doğrudan cümleyle başlamamış önce bir sıfat var burada. Değil mi? Ne kadar öfkelensek de demek için önce bir sıfat var burada. Adjective var burada. Ne kadar öfkelensek de demek için However angry we get. Bakın. While we get angry deseydi A olurdu. Bakın angry'yi şunların sonunda kullansaydı we get angry deseydi o zaman A olurdu. Ama şu anda o şekilde kullanılmamış. O yüzden de A olmaz. Doğru cevabımız edir ne olacak arkadaşlar? Şimdi burada güzel akademik kelime aggression var. Aggression zaten Agresif'i biliyoruz, agresif. Hani sinirli, öfkeli demek. Ama bunun noun hali, noun hali bunun direkt e, anger'la eş anlamlı. Yani öfke, öfke, değil mi? Hemen yazamadım, yazdık. Evet, öfkemizi diğer, diğerlerinden çıkartmayız diyor. Her zaman bir şey bizi durdurur diyor. Evet, hile yapmayı diğerlerinin önüne geçmenin doğal bir yolu olarak gören insanlar bakın şuraya kadar tamamı subject. Kopya çekmeyin. Şey, kopya diyorum. Hile yapmayın. Diğer insanların önüne geçmenin doğal bir yolu olarak gören insanlar şu benim verbim. Don't care about. Önemsemezler. Hiç kimseyi önemsemezler. Ne hariç? kendileri dışında, kendileri hariç hiç kimseyi önemsemezler demek için but for themselves, except for themselves, sadece but themselves de olurdu. Bakın, but artı noun mümkündür. Anyone else but themselves olurdu. But for themselves de oluyor. Except for da olurdu. Kendileri hariç diyoruz. Burada Güzel bir akademik kelime, cheating kelimesi var. Maalesef çiz, ha çizebildim evet. E, cheat, kopya çekmek anlamında kullanılıyor doğru. Ama aslında cheat ana anlamı hile yapmak ve aldatmak demek. Baya ilişkilerde aldatmak anlamında da kullanılıyor. Cheat someone, birisini aldatmak anlamında da gayet kullanılır. Evet devam ediyorum tabii akademik kelimemiz yok. Öğretmeniniz sadece 10 dakika geç kalacak. You can get on with the math worksheet you were given yesterday. Size dün verilen matematik worksheet ile devam edebilirsiniz. Onunla başlayabilirsiniz diyor. Onunla devam edebilirsiniz diyor. burada aslında direkt anlamsal gidecektik. Öğretmeniniz 10 dakika geç kalacak bu süre zarfı içerisinde, bu sırada, bu esnada, in the meantime, matematik ödevini yapabilirsiniz size dün verilen. Burada gizli bir that var. Worksheet that you were given. Dün size verilen. Burada gizli bir that ve which var. Belki buraya anlamakta zorluk çekmiş olursunuz, olabilirsiniz. Adjective clause'lardan hatırlayalım. Size dün verilen matematik ödevi diyor. Matematik worksheet diyor. Evet ilk 8 sorumuz bitti. Bakın yavaş yavaş zorlaşmaya başladığını hissetmişsinizdir. Hemen 9. soruyla devam edeceğiz.